Ve anil cesedi. Burası çok önemli şimdi. Şimdi maalesef işte sana diyorum ki günahlara kefarettir diyorum. He he deyip geçiyorsun mesela. İnsan he anladık. Mevla'nın rızası oradadır. Salihlerin yolu budur diyorsun. Çok böyle çekici gelmiyor belki size. Aslında çekici gelmesi gereken yerler buralar. Ama şimdi burası biraz daha size çekici ve ilgi duyan bir yer olarak gözükebilir. O da şudur ki teheccüd namazı bedendeki hastalıklara şifadır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ya hem de Tirmizi'den. Hastalıklarınıza şifa mı arıyorsunuz? Sağ doktora gittin olmadı, sol doktora gittin olmadı, ona gittin olmadı, buna gittin olmadı. Cin hocaya gittin olmadı, cin işlerindeki hocaya gittin olmadı. Sağ sol olmadı. Senin işini ancak kim çözebilir? Diyor ya bizim işimiz Allah'a kaldı hacı abi diyor. Senin işin Allah'a kaldıysa zaten o oldu bil yani. Hayır bir şey istiyorsan. O zaman ne yapsen Hiçbir doktorda şifa Allah'tandır. Sebep bulamadın, vesile bulamadın. Teheccüd namazına kalk. Tabi farzları kıldıktan sonra. Gece teheccüd namazı kılanın Rabbimiz bedendeki hastalığına şifa verir diyor. Ve men hâtun anil mis ismi günahtan da alıkoyucudur diyor Efendimiz sallallahu Ya hocam ben günahlarımdan tövbe etmek istiyorum bir türlü başaramıyorum. Arkadaş ortamım bozuk. Dua etmek istiyorum. Ne zaman dua edeyim? Nasıl yap? Teheccüd'e kalk. Mevla seni günahlardan koruyacak. Teheccüde Mevla'ya yalvar. Tabii teheccüdü kıldıktan sonra sabah namazını da kaçırma. Sonra sabah namazına yarım saat kala kalkarsın. 40 dakika kala kılarsın. Bir daha bir istirahat edersin. Kalkarsın. Abdest alırsın. Sabah namazı sünneti. Camiye gidersin. Farzını kılarsın. Gelirsin. Kalsan daha iyi. İşrağı beklersin. Ama işim vardır, gücüm vardır. Neyse. Böyle bir sistemi 1 2 3 gün oturtursan sonra çorap söküğü gibi gelir. Ama mesele ilk gün o başlama meselesidir. Adam diyor ben namaza başlayacağım. Tamam. Hangi vakitteyiz? Hacı abi ikindi namazı önümüzde. Yok yok ben sabahtan başlayayım da beş vakitle başlayayım. Yahu öyle yaparsan o yarın gelmiyor hiç. Yarın oluyor sabahı kaçırıyorsun. Öteki gün başlarım. Öteki gün başlarım. Bir türlü namaza başlayamıyor adam. Ne yapacaksın? Namaza başlamaya gayret ettiğin, söz verdiğin gün önündeki ilk namaz neyse hemen onu kılmaya başla. Bak Allah sana nasıl kolaylıklar güç ve kuvvet verecek